Merhabalar, ismim Mehmet Gülyurt. Trend Micro'da bölge teknik lideri pozisyonunda çalışıyorum. Bugün sizlere bu sene neler yaşadık, 2019 itibariyle neler yaşadık, artık Aralık ayına girdik. Teknik bakış açısıyla önümüzdeki sene neler yaşayabiliriz ve Trend Micro'nun vizyonu çerçevesinde ne gibi çözümler sunacağız müşterilerimiz için, onlardan bahsedeceğim kısaca. 2019 bizim için yoğun bir yıl oldu aslında. Çok da fark etmeyeceğimiz tarzda değişik saldırılar, tehditler gerçekleşmedi. Öngörülerimiz çerçevesinde özellikle ağırlıklı olarak e-mail üzerinden müşterilerimize gelen phishing tarzı ileri seviye tehditler en çok müşterilerimizin canını yakan, daha doğrusu müşterilerimiz olan kişilerin canını yakan saldırılar oldu. Piyasada en fazla bu tarz saldırılar gördük. İkinci kısımda yenileşen teknolojilerle beraber müşterilerimizin bir kısmı mevcutta sahip oldukları geleneksel sunucu altyapılarını artık container dediğimiz daha böyle yatayda ve dikeyde rahatlıkla geliştirebilen çözümlere transfer etme istekleri vardı. Bunlar için güvenlik endişeleri vardı tabii müşterimizin. Bu konuda onlara yardımcı olduk. Gerçekleşen saldırıların neden nasıl gerçekleştiğini hem endpoint'te yani uç noktada hem de network üzerinde kök sebeplerini analiz edecek şekilde müşterilerimizin ürün arayışları vardı. Önümüzdeki seneye baktığımız zaman da Trend Micro her sene bir sene sonraki yılın şeyini yayınlar, projeksiyonunu yayınlar. Neler olabilir, ne gibi tehditler yaşanabilir şeklinde. 2020'ye baktığımız zaman araştırma ekibimizin en fazla sıkıntı yaşayacağımızı, müşterilerin sıkıntı yaşayacağını düşündükleri alanlar gene benzer tehditler. Bu seneki tehditler e-mail üzerinden gelen ileri seviye güvenlik tehditleri, yenileşen cloud'a doğru taşıyan, bulut ortamına doğru ortamlarını taşıyan müşterilerimizin yaşayacağı, genellikle insan kaynaklarının yanlış yapılandırmasından dolayı kaynaklanan tehditler olacak. Ve bunun yanında da tabii ki yazılımların zararlıların tehdidi altında olmasından dolayı gerçekleşebilecek riskler var. Sıklıkla bunları göreceğiz. Daha da bunları detaylandırırsak tabii özellikle ATM'leri baz alacak olan zararlıları çok fazla göreceğiz. Bu sene mesela birkaç örneğini yaşadık. Yurt dışında duymuşsunuzdur ATM'lerden para çıkıyor vesaire şeklinde. Bunlar tamamen aslında zararlıların geliştirdiği spesifik ataklar ve zararlılar sonucu ortaya çıkan şeyler. Mesela deepfake konusu var. Birçok kişinin de bildiği, ilgisini çektiği hususlar, zararların, dolandırıcıların önümüzdeki seneki yüzü deepfake olacak. Bu da önemli, önlemini almamız gereken, düşünmemiz gereken hususların başında geliyor. Ve bu sene özellikle birkaç tane atak müşterilerimizin birçok noktada canını yaktı. Baktığımız zaman benzer tipte ataklar, işte Blue Chip gibi ataklar önümüzdeki senede müşterilerimizi tehdit edecek gibi gözüküyor maalesef. Tabii ki bunlar olacak. Gelişen tehditler vesaire zamanla artacak. Yani burada hiçbir şeyimiz yok. Azalacak gibi bir pembe tablo çizemeyiz. Trend Micro bu konuyla alakalı olarak mevcut da bu sene müşterilerimize sunduğumuz çözümlerin yanı sıra önümüzdeki senede XDR platformunu müşterilerimize teklif etme hazırlığı içerisinde. Şu an aslında bir ürün bu. Müşterilerimize sunabiliyoruz. Önümüzdeki sene bunu da daha da geliştirerek müşterilerimize yardımcı olacağız. Nedir bu XDR? Müşterilerimize baktığımız zaman aslında hepsinin çevresel güvenlik ürünleri var. Trend Micro ürünleri de var tabii ki. Fakat bu ürünlerin çıktıları birbirleriyle akıllı bir şekilde konuşmazsa ve bunun analizini gerçekleştiren insan kaynaklarına doğru yönlendirmeler yapmazsa burada tabii ki işte zaman kaybı, iş kaybı, gerçekleşen saldırının gözden kaçması gibi riskler ortaya çıkıyor. Trend Micro bu tipteki riskleri görerek XDR platformunu geliştirdi ve bu tür güvenlik ürünlerinin çıktılarını tek bir çatı altında toplayıp akıllı analizlerle, akıllı öğrenim metodlarıyla kullanıcılara işaret ederek, zararların geldiği noktaları işaret ederek onların kolaylıkla aksiyon almalarını sağladı. Bir diğer konu da, özellikle önümüzdeki sene üzerinde duracağımız bir diğer konu ise cloud üzerindeki, yani bulut ortamının üzerindeki iş yüklerinin güvenliğinin sağlanması konusu. Müşterilerimiz bazen hani regülasyon endişesiyle cloud'u ortamlarını taşıyamayabiliyorlar. Fakat bu gün geçtikçe açılacak bir korku. Buna inanıyoruz ve şirket olarak da yatırımlarımızı bu alanda gerçekleştiriyoruz. Çünkü bulut ortamındaki iş yüklerinin, yani sunucuların ya da işte serverless dediğimiz bir kodu siz geliştirdikten sonra oradaki ortama, Amazon'a, işte Microsoft Azure'a ya da işte Google Cloud'a attıktan sonra çalıştırdığınız ortamlarla alakalı olarak da güvenlik sağlamaya yönelik CloudOne adında bir platform gene sunuyoruz müşterilerimize. Önümüzdeki senenin vizyonu ve işte çözümleri bu şekilde olacak Trend Micro bakış açısıyla.